Benden bir ses çıkıyor mu? Sizden bir ses çıkması gerekiyor mu? Arkadaşım, duyuyorsan duyuyorum de. Çok, şu an duydum. Firavun'u uyandır. Kalabalığız diye Firavun kodadı mı? Arkadaşım, neredesin, ne iş yapıyorsun bilmiyor musun? Şu an burada ölmek istiyorum gerçekten. Yani ben ne iş yaptığım hiç önemi yok yani. Ne oldu? Bir durum mu var? Vallahi gelin buraya bir bakın. Durum var mı yok mu görün yani. Arkadaşım, seyirci yokmuş gibi davran. Tamam, eyvallah. Sağdan sola, kırbacınla seyirciyi selamla, git Firavun'u uyandır. Sağdan sola. Sağdan sola. Sizin sağınız mı? Burada değişti. Nüfusa bağlı hareketler ama kütüye göre. Nereye gidiyorsun? Sağdan sola. Sahnenin sağı neresi? Bana göre burası. Arkadaşım, arkana bak, sahneyi gör. Ha. Koy kırbacı ucuna. Kırbacın sapını tut, ucunu koy oraya. Arkadaşım, gel bir dakika öne, çabuk gel. Daha kafadan salak olduğunu seyirciye gösterirsen... ...hiçbir karizman kalmaz. İlk defa bu akşam seni yakışıklı yaptık. Bir karizman olsun. Bu yakışıklı halim mi? Arkadaşım, yakışıklısın, şapkan var. Güçlüsün, silahın var. Karizmatiksin, çantan var. Peki paçalar kısa, o ne? Terzi yok. Arkadaşım, hataları seyirciye söyleme. Git kırbacın ucunu koy sağa. Hazır mı? Çok hazır. Kimi selamlayacağını biliyor musun? Biliyorum. O, söyle. O abi var orada. Arkadaşım, sağdan sola doğru. Ha, komple ağda. Evet. Ha, komple ya, ha, tamam. Ha. Sağdan sola doğru selamlarken kırbacınla değişik figürler yap. Hazır mısın? Buna hazır değilim ama tamam. Müzisyen arkadaşım, sen hazır mısın? O dünden razı zaten. O... Albümü çıktı onun. Kırbaç sallama müziği. Ver müziği. Hayatım, böyle saçma müzik duymam. Müzisyen arkadaşım, aralara selamlama müziği de koy. Evet. 3, 2, 1. Yalla. Ortaya gel, ortada dur, selamını ver. Havadasın, havadan al. Havadayım. Kırbacın havada. Havadan al. 3, 2, 1, al. Git arkaya, Firavun'u uyandır. Gördün mü? Gördüm, MC Hammer. Arkadaşım, Firavun o. Ha. Buraların sahibi, piramitlerin sahibi. Sen onun yanında çalışıyorsun, götür usulde. Arkadaşım, freelance, günlük. Ha, sigortan falan yok yani. Yok arkadaşım, makbuz karşılığı. Git uyandır Firavun'u. Bugün turistler gelecekler, durumu arz et. Müdür, günaydın. Arkadaşım, önce uyandır. 3000 yıldır uyuyor. Üç bin yıldır uyuyor. Kemal Tancı'ya ne zaman denk geldi? Arkadaşım, onlar senin ayağına yapıştı, çıkmıyor. Biz durumu uyandırıyor muyuz seyirciye? Ah balım, ben değil, ben değil. O, o. Arkadaşım, uyandırmayın seyirciyi.
Bir daha dekorla, kostümle ilgili hataları seyirciye söylersen... Üç nokta, uyandır. Merhabalar. Günaydın. Arkadaşım, 3000 yıldır uyuyan adam öyle mi uyandırılır? Haydi bismillah. Sihirli sözcüğü söyle. Sihirli sözcüğü söyle. Onu ben bilmiyorum ki. Arkadaşım, bul bir sihirli sözcük. O zaman sihirli sözcük yok. Ben atacağım oramdan yani. 3000 yıldır uyuyan adamı uyandırmak için bir sözcük uydur çabuk. Yeter artık. 3000 yıldır uyudum ben. Kalk artık ya. Ra sen misin? Ne? Ra? Ne oldu? Tam konuşamıyor bu. Ne dedi? Böyle bir ra, deli şey yani. Gözlüğünü çıkar, iyi görsün seni. Aa, ben abi hatırlıyorum. Nerede hatırlıyorsun? Jones? Ne? Neredesin? Hocam burada komple herkes beni tanıyor. Arkadaşım, sen onun yanında çalışmıyor musun çocukluğundan beri? Ha, götürüyor, söyleyeyim, stopaj, tamam, evet, tamam. Müdür eyvah, kusura bakma geç kaldım ya, otobüs falan hep gecikti. Oo, otobüs gecikti. Ha. Nerede turistler? Turist mi var? Ne bileyim ben. Arkadaşım, bugün turist gelecek ya, söyle bir Amerikalı, bir Japon gelecek. Ha, bugün bir tane Amerikalı, bir tane Japon geliyor ya, bugün işler kesat ya. İki kişi var. Ben nasıl çıkartacağım bu piramitlerin maliyetini? Ha, bunu sen mi yaptın? Ben değil de bizim çocuklar. Onlar da götürü usulü. Bütün çocuklar bu kadar mı yaptılar? Küçük çocuklar. Ha. Kestik. Arkadaş, niye seyirciye devamlı açık veriyorsun sen? Ben bir şey vermedim ya. Arkadaşım, o piramit kaç metre? Bu kadar işte, 1.45. Değil. Ha, 1.78. Değil. Kaç asan, orada ne gözüküyor? Arkadaş, piramitlerin üstünde 3 milyon tane taş var. Ha. Üst üste. Sizin ikinizin boyu ikinci taşa geliyor ancak. Ya adam hemen yanında duruyor ya. Arkadaşım, bakış açısı öyle. Göz yanılgısı o zaman. Evet. Sahibine sor. Neyi sorayım? Sor, durumu anlatsın sana. Durumu anlat. Bu nasıl bir durum bu ya? Yani burada duruyorsun 1.80 ama baktın mı aslında 1.5 milyon taş var. Nasıl bir yapı bu? Karadeniz inşaatı mı bu? Firavun Bey. Efendim? Kaç Firavun para borcu var bunun size? Bayağı var. Ya benim herkese borcum var ya. Arkadaşım, sen turist gezdirip adamın mekanında yedirip içirip yatırıyorsun. Adamın mekanında gezdiriyorsun, adamın develerini kullanıyorsun. Parasını verdin mi? Yok, takıp gidiyor. Konuş. Konuş. Japon'la Amerikalı'yı gezdirmek için izin al adamdan. Müdür, sana hala borcum var biliyorum ama şu Amerikalı'yla Japon çok çok ısrar ettiler. Yani onlara bir tur attırmam lazım. Ondan sonra o olayları tape yaparız ya. Bunlar da Nil'in suyuyla işlemiyor lütfen. Vallahi bak hadi. Nil'in suyu ne ya? Hani değirmen suyu anlamında. Ya bu hiçbir şey anlamıyor vallahi biz. Arkadaşım. Mısır sıcak ya, bunu etkilemiş, ben size söyleyeyim. Burası neresi? Neresi burası? Masla. Arkadaşım, sana salak demeye dilim varmıyor, salaklar ayıp olur. Ben derim, salak, Mısır burası. Neresiymiş? Mısır. Ha. Yani? Yani maslak değil. Ne yani ne? Mısır. Arkadaşım, Mısır'da hangi nehir akıyor? Mısır nehri. Arkadaşım, sen okula gittin mi? Yani yer yer. Yer yer coğrafyaya denk geldin mi? İşte ben hep perşembe günü, yarım gün gittiğim için coğrafyada salı bizde. Ama sonra ben yakalarım diye şey yaptım yani, çünkü coğrafya değişen bir şey değil artık, tamam orası o kadar, daha büyümez küçülmez yani. Firavun Bey. Efendim? Şu salağa müsaade edin de, ha? Şu Amerikalıyla Japon'u gezdirsin, sizin mekanlarda yedirsin içirsin, parasını konuşun alın ama. Parasını baştan mı alayım? Yani hayır, yani işte yok parası. En başta olur mu? Belki gördüğünü beğenmeyecek adam. Yani
sen acımasız davranıyorsun. Hocam yani. Bunu görüp de beğenmeyecek birisi var mı ya? Çok saçma. Piramidin üstünde gözlük var. Bunu ben de beğenmedim. Saçma. O Ra'nın gözü. Ra'nın... Daha çok Michael Jackson klibine benziyor yani. Getirsin mi turistleri hocam? Siz arkaya bara geçin. Ben bara. Evet. Bara. Barda develeri hazırlayın da bu salak turistleri getirince develer hazır olsun bari. Ben arkadan bardayım o zaman. Yok, kenarda barda. Ha, burada mı barda? Evet. Ha, piramidin buradayım. Arkasında. Piramidin 500 metre arkasında. Solda. 3 adımlık yer 500 metre nedir? Nasıl bir bacak aram var senin ya? Abi. Ben hep Mısır'dan çok tedirginim. Ne oldu arkadaşım? 3 adım 500 metre. Sen oradan yap kosinüs tanjant. Yani dik açısı çok tehlikeli bu. Arkadaşım, matematik. Pislik yapma. Git turistleri getir. Ya matematik bu ya. Ya ben bir şey bildiğim zaman hemen bana düşman. Hocam ya. Ben yani piramidi bacak arama alabilecek seviyedeysem 3 adımda giderim. Bak. O zaman yolun açık olsun. 500. Getir turistleri. Firavun uzaktasınız. 500 metreden konuşuyorsunuz. Nerede? Getir turistleri, getir. Hadi. Hadi. Arkadaşım. Diğer piramidin yanına git. 300. metresine çık, dayan. Oradan bağır. Turist gezdirilir, turist gezdirilir. Hadi. Anlat olayları. Yavaş, daha harcı kurumadı. Yavaş, yavaş. Firavun Bey, develeri hazırlayın lütfen. Tabii tabii. Develer de büyük mü yoksa minik mi onlar şimdi, anlamadım. Siz minik yapın, biz onları büyütürüz. Eyvallah. Evet arkadaşım. Anlat olayını. Havadan. Uçaklara doğru bağır, turistler duysunlar, gelsinler. Ha, bu iyice saçma bir turizm yani. Arkadaşım. Tamam. Spielberg E.T.'yi çekerken sorduk mu? Bu da benim bakış açım. Ben babanızın bakış açısını merak ediyorum. Ne diye olaya girişti? Ben onu anlamıyorum. Hazır mısın? Çok hazır hissediyorum. Ben sanki Mısır'da doğmuşum. Geliyor yani. Mu uçak? Geliyor, uçak geliyor. Nereden geliyor? Bu o taraftan geliyor, oradan. Arkadaşım, hangi ülkenin uçağı? Arkadaşım, 300 metre yukarıdasın. Göre göre anlıyorsun artık. Çocukluğundan beri piramidin tepesindesin. Geliyor. Seyirci, uçak sesi ver. Ne oldu? Seyircinin pili mi bitti? Uçak düştü. Uçak sesi ver. Evet arkadaşım, ne uçağı geliyor? Ne uçağı geliyor? Bu jet, İbrahim Tatlıses. Arkadaşım, onu geç. Ben ülke uçaklarına söyle. He? Ülke uçaklarına bağır. Ülke uçaklarına bağırayım. Evet. Geliyor bir uçak. Ne yapıyorsun orada? Neyse. Arkadaşım, manyak mısın? Arkadaşım, uçağa katalog koyacak paran yok. Aşağıdan bağırarak çağırıyorsun. Ha. Onlar şimdi yukarıdan geçerken aşağı bakarlar camdan. Elinle de işaret et. Türkçe bilmeyenlere. Arkadaşım, elinle işaret de anlat Türkçe bilmeyenlere. Bilenlere de bağır. Hangi uçak geliyor? Hangi ülkenin uçağı? O Amerikan bu. Nereden anladın? Amerikan yazıyor. Tamam. Yaklaşınca başla hareketine, bağır. Yaklaşınca ben kaçayım bence, çünkü düşüyor demektir. Arkadaşım, tam üstünden geçip arkamdaki Kahire havaalanına inecek. Evet, geliyor uçak. Ver! Topla, arkaya gel, koş. Komple buraya gel, gel. Ne oldu? İndirdi mi uçağı? İndirdi. Bağır oradan.
Anlat olayını anlat. Müdür onları komple kap, buraya gel. Çabuk onları. Arkadaşım bizim... sen anlatsana. Rehber var, rehber var. Gezdirilir, tozdurulur, yedirilir, içirilir diye. Tozdurulur. Merhabalar, rehber var, rehber var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Helaüs, helaüs. Helaüs. Amerikalıyı gönder, prodüksiyon. Oh. American. Thank you, thank you. Come in. Gel bakalım, gel. Yavaş. Okay, it's pyramid, okay. It's... Arkadaşım, yanlış yapmışsın. Prodüksiyon söyledi. Ne giden konu? Uçak, Amerikan uçağı değilmiş. Oh, I am very sorry, very sorry. Japon uçağıymış. Yeah. Firavuna sor, Firavuna. Efendim? Firavuna sor ne uçağı olduğunu. Bu Japon uçağı mı ya? Japon uçağı tabii, görmedin mi? Gokigen wa ikaga desu ka? Watta kushina no maya tolga desu. Tamam, yollayın Japon turisti. Watashima gelsin. Aşağıda parası olan herkes aşağı insin. Arkadaşım, aralarından en zenginliği ilk önce indireceğiz. He. Geliyor. Hadi bakalım. Hello. Oh, my name is Quico. 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 Çok hızlı geldiniz, belli. Yüzümüzü gören cennettik ya. Ne var ne yok Japonya'da, ne oluyor? Arkadaş, Japon turist sana işi verdi mi? Ne yaptı mı? İşi verdi mi sana? Yok, ben belki niyeti varsa gezmeye... Arkadaş, sana bir kere güven duymadı. Önce arkaya gidip, arkadaki Firavun abiyle görüşecek, ona soracak buraları bana kim gezdirir diye. İki tane piramit var anasını satayım. Kim gezdirecek? Bir tane ben var. Herif baksana, 22 ayar altın. Neydi Japon'un adı? Quico. Quico Hanım. Quico. Quico Hanım. Kuşamışam. Quico Hanım, bundan sonra Türkçe yapın, ben onları Japon yaparım. Niye? Söyleyemiyor musunuz? Arkadaşım, bana girme. Kuyuk Hanım, siz arkaya doğru gidin, orada deveci var. Deveciye sorun, buraların sahibi zaten. Ben burada mal gibi geziyorum. Arkadaşım, sen de git deveciye yalakalık yap, sana ayarlasın turisti. Oh, deveci. Deveci, deveci. Yenge hoş geldin. Hocam, Türkler burayı istila etmiş yani. Herkesin Amasralı oluşu beni etkiledi gerçekten. Deveci ama altın kalpli. Görmek ister, gezmek buralar. Tabii ha. Tabii tabii. Buralar zaten hep benim. Dedem Tutankamon'dan kalma. Oo, 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 tabii oo. Ablanın alarmı var. Kuyuko Hanım, şimdi şeyi sorun, rehber var mı buralarda? Var. Arkadaşım, geç bir avunun arkasına, işi kap. Ben istiyorum bir rehber. Ki gezdiğim buralar. Var var, elimizde bir balta var. Yok balta. Rehber. Rehber, insan tabii, tabii. Yok balta, insan. Ha, balta, biz ona böyle kendi aramızda balta diyoruz. Balta, ben tamam. Bak gezmek istiyor buralar. Ben tamam. Komple buraları geziyorum. Tabii tabii tabii. Tabii. Helal olsun. Hadi ayarla, yavaş konuşalım ama yavaş. Manyak mısın arkadaşım? Ben de anlamadım. Kırbacı sok bir yere. Merhabalar. Merhaba. Buralar komple kaire. Kaire. Evet, hadi görüşürüz. Çok güzel. Gel buraya, gel. Neyle gezdiriyorsun kadını? Yürüyoruz, tadını çıkarsın diye. Yani yürüye yürüye burası. Arkadaşım, yürüyerek gezilir mi? Neyle gezilir? Deve alsana iki tane. Ha. Bir tane de yetmiyor, iki tane. müdür, bize deve lazım. Ha, kaç tane? İki tane. Parası? Ben var, para ödemek. Öyle mi? İki deve. Nerede deve? Hadi, hadi, hadi. Ben hemen ayarlarım iki tane, tamam? Ayarlayın develeri, çekin tek, tek örgüç mü? Bu sana tek örgüç, tam üstüne otur. Yengeye çift örgüç, örgüç. Arkadaşım, git arkaya, develeri alın, gelin. Gel mi? Gel, develeri gel. Heh, çağır. Evet, ben deve, dur. Oo, bu çok yüksek, ben binemem buna. İner, iner, o çöküyor. Böyle ayağı 8 oluyor çünkü. Tutsun lan! Çöktür, çöktür. Arkadaşım, sen de çöktür deveyi. Das pusun lan, tıs! Ne yapıyorsun?
İnmiyor ki. Arkadaşım öğrensene de vecinden nasıl iniyor. Nasıl bak? Nastus'un hapıs! Bak çöktü öyle. Nastus'un hapıs. Ha hadi bari. Nastus'un hapıs. Öyle bağır bağır. Biraz yüksek konuş ki deve dursun. Nastus'un hapıs. Arkadaşım ha? Kameraya dön yüzünü. Ha. Ne oldu? İndi. Yarım inmiş. İnmişi bu. Arkadaşım tam indir şunu. O zaman arkasına da bağırmam lazım. Tabii tabii. Niye? O tarz burada öyle. Önüne bağırdım önü iniyor. Bu ne kopa kaldı havada? Git arkadan da bağır. Ne yapıyorsan yap indir şu deveyi. Ne yapıyorsun? Aa, yok hayvanlara vurmak. Ben vazgeçli gezmek. Yok yok. Hiç yok böyle hayvanlara bak bak. Vurmak yok. Hayvan. La yok. Bir moda burnunu gezdim yok, daha. Yok ben çok sinirlendim. Dönüyor ki kendi ülkeme gelirsin geri. Tamam çok güzel. Abla beni. Tamam, ben öbürüne bineceğim. Hadi. Okşa sen öp özür dile. Tamam indi hazır. İndi mi arkası? Bindir. İndi. İndi değil mi? Bindirin. Ha. Yengeye baş. Ah çok yüksek. Nasıl açacağım bu bacak? Ben elbise dar. Sen aç deve arasına girer. Tamam mıyız? Bilmiyorum. Git sen de deveye bin. Gel. Ben neresine bindi bu? Neresine biniyorum? Abla onunki tek örgüç. Ha, bunun deve ayrı. Ayrı tabii, ayrı. Ablanınki niye business'ta benimki? Borcundan dolayı. Ha. Hazır mıyız? Kaldırayım mı develeri? Kaldırın deveci. Lan fırçadan durdu. Ah çok yüksek. Firavun Bey siz efendim? Develeri çekerek gezdirin. Tamam. Arkadaşım sen de gezerken anlat. Ne yapıyorsun? Acı çekiyorum. Arkadaşım kendini kaydır boynuna gel. Anlat lan anlat. Boynunda mısın? Boynundayım. Boynunda boynunda. Tamam anlat. Sizin deve nasıl? Arkadaşım rehberlik yap kadına. Sen benim devenin üstüne bindin. Kestik. Her şeyi kesiyorsun be. Hanımefendi. Efendim. Siz buralara ilk mi geliyorsunuz? Evet. Niye sormuyorsunuz bu nedir şu nedir diye? Daha bir şey görmedim deveden başka. Çünkü Türkçe bilmiyor. Nasıl sorsun bu nedir şu nedir diye? Arkadaşım biliyor Türkçe. Öğrendi ben Türkçe. Bir Japon mu? Bu nedir? Türkçe. Hanımefendi sonra sonra onu mu sordun? İlk karşımda o çıktı ondan. Yenge doğum Mısır, kütük Malatya. Sen boş ver. Piramitlere doğru. Piramitlere doğru. Tamam. Evet. Sahneyi fazla çıkmayalım. Tabii. Piramit. Orada, orada. Ben görmek istiyorum piramit. Hiç görmedim piramit. Olsun gösterirsin. Tam olarak neresiniz? Ben hani sallanıyor sallanıyor biz bir şey olmuyoruz. Tokyo. Tokyo. Memleketi anlatmak için ne saçma bir yöntem ya. Biraz deveyi yavaş götür ben geride kaldım. Benim deve biraz blue çağında da o yüzden. Orada durun. Özlem. Anlatsın. Bu nasıl bir piramit? Ya inanılacak. Bunu komple belediye yaptı. Oo müthiş. Buraları komple belediye yaptı yenge. Burası evet, evet ben de inmek istiyorum. İnmek devede. Eyvallah. Hoş geldin. Yenge matris gibi bak. Ben size şu an Mısır'ın gerçekten el değmemiş yerlerini göstermek istiyorum. Yani çok inanılmaz bir hazine düşünüyorum burada. Ben düşünüyorum. Bak, hazine var. Şu an kimse bilmiyor ve bunu ilk siz görebilirsiniz. El değmemiş. Hiç el değmemiş, göz değmemiş, kimse duymamış hissetmem. El değmemiş hazine. Yok buna değmiştir. Bir iki defa değmiştir. Yani. Ama tabii çok küçük bir meblağ karşılığı. Yani ekstraya giriyor çünkü bu. Çünkü çok gizemli bir olay. Evet. Ben hiç anlamadım şey. Evet, şimdi bugüne yanına kadar söylemedim. Yanına firavunu verdik. Bilmediğin yerleri ona sor. Sormuyor ki hiç, kendi kendine takılıyor işte. Ah, dayanma şeyin üstüne dayanıyor. Ya bunlar ya. Nelere dayandı ya? Hiç önemli değil. Sağlam sağlam, perde beton. Buyurun. Bizim perde orada mi? Hiç dayanılmaz hiçbir şeye. Yengeye şunu anlatalım. Piramitlerin asıl özelliği nedir? Tabii. Sivridir.
kadar. O kadar. Tabii. Mesela sizin orada, Japonya'da biraz böyle dallı budaklıdır yapılar. Evet. Neden? Neden? Çünkü güneş gelmesin için. Ama Mısır'da öyle değil. Mısır'da böyle dikine yapmışlar hafif. Değişik böyle şekil olsun, hani dünya yıllarca bunu konuşsun. Dimdik dursun. Tabii, aslında bir manası yok. Böyle binada oturulur mu? Çünkü en alttakinin arsa payıyla en üsttekinin aynı değil. Kooperatife giriyorsun komple. Beğendiyorsunuz ve sana ikinci kat düştü diyorlar. Ona en üst kat. Herkes aynı parayı veriyor. En ikinci katta oturan 180 metrekare, en üstteki böyle mal gibi duruyor. Saçma. Evet, çok saçma. Firavun. Efendim? Sizin geleneklerinizde bu var mı? Bence yok yani, sallıyorum. Niye müdahale etmiyorsunuz sana? Edeceğim ama sinirlerim bozuluyor. Yani bizde çıkma kat yok bir kere hocam. Neyse o. Sizde çıkma kat var, koyacak yer yok. Mesela şu, ben diyelim ki kablolu şey, uydu bağlatmak istiyorum. Çanak koyacak yer yok bunda. Benimle kim çıkmak istiyor? Bir duydum. Efendim? Birisi çıkmak istiyor dedi. Kim istiyor? Ben adayım. Adayım derken yani gönüllüyüm. Adayım anlamda değil yani. Komple adayım. Arkadaşım şu parayı alıp gizli şeyi göstersene. Ben bu gizli bu piramitlerle ilgili büyük sırrı paylaşmam. Firavun Bey, siz tekrar alana gidin de bir Amerikan uçağı inecek. Onu karşılayıp bir turist yollasanız. O zaman ben indiriyorum onu. Tabii siz arkada indirin uçağı. Tamam. Arkadaşım sen anlat. Affedersiniz, ben anlamadım. Bendeki gizli şeyi mi görecek? Arkadaşım gizli... ne diyorsun? Hangi gizli şey? Zaten müşteriyle problemler yaşıyorum. Hanımefendi, parayı verin. Ne vereyim? Kriko Hanım, parayı verin. Kriko kim ya? Arkadaşım, o anladı, sana ne? Bir dakika, ben parayı çıkaracağım çünkü çantam bir şeyde. Vay, Japonlar da sütyenden çıkartıyor parayı. Firavun Bey, indi mi uçak? Aa, indi indi. Bagaj bekliyorlar. Gönder Amerikalıyı. Gönder. Amerikalı! Amerikalı! Gel! 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 Uzak ya. Arkadaşım, aldın mı parayı? Aldım. Uçaktan inişi böyleyse binişi merak ediyorum. Man, you're Jones. Indiana Jones. Come on, man. Hey. Ne oldu? Biraz daha kalırsam çok şey olacak. Müşteri seni sevdi. İşte benim korkum o. Yağlı kuzu, yağlı kuzu. Hocam o tamamen gösterinin bir parçası. Yani ben ideolojik olarak bir anlamı yok benim için. Korkutmasın sizi yani. Yok yok. Çok yakışmış. Eyvallah, sağ ol. Buraları gezmek istiyorum ben. Emrin olur, emrin olur. Git Japon'la tanıştır. De ki burada da Kaiko Hanım var. Onunla beraber sizi de gezdireyim ben. Kaiko. Tanıştırayım Gaita Hanım. Bu yani bu ismi Kuiko, Kuiko yani. Arkadaşım ben ne diyorum? Artık onu bilmiyoruz. Nereye gideceğini bilmiyoruz onu yani. Tanıştır. Tanıştırayım. What is it? What is it? Ha. It yani. Yok ya, hayır, estağfurullah. Genel anlamda yeah, estağfurullah. What is it? Arkadaşım ne yapıyorsun? İlişki kuruyorum. Adını sorsana. Yavaş yavaş söylüyorum çünkü kırbaç onda. Arkadaşım, adın ne, nasıl deniyor? What is it? Olur mu öyle? İsminiz ne desene Türkçe? İsminiz ne? Ah işte bu kadar ya. Aa, bu da Türk. Adım Black. Efendim? Black Jack. Kimmiş? Black Jack. Tamam, götür şeye, gruba dahil et. Dairede bayağı bir grup var yani. Arkadaşım, sen ne gezdiriyorsun? Tövbe, şimdi söylerim ama kalabalığız yani. Tamam.
Hellos, hellos. 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 Genel olarak herkese hello anam. Kalabalık oldu mu hellos? tanıştırayım. Quico. 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 Blackjack. Türkiye'ye gitmiştim. Türk hamamı vardı orada. Oradakilere benziyor. Evet. Keseci misiniz? Keserim. Mahallede Reşat diyoruz. Reşat. Evet. Tam olduğu zaman Reşat. Herkes memnun oldu mu? Olduk. Çok mu kaynaştılar. Arkadaşım 3, 2, 1 herkes memnun olsun. 3, 2, 1 buyurun. Kriko'yu durdur. Yenge tamam. Ben kaçıyorum artık, onlar mutlular. Arkadaşım sen gezdirmeye devam et. Deveciden bir deve daha al. Ben bayağı çoban oldum buna. Eyvallah. Müdür bir tane daha deve lazım. Müdür bir tane daha deve lazım. Bana. Ya bak olayları çözeyim. Bak bir tane Amerikalı var, bir tane Japon var. Bunlar da para var. Ben olayı çözeceğim. Ya bu hafta çözeceğim yani. Harbi mi diyorsun? Tabii önce bunları benim bu gece çok eğlendirmem lazım. Tamam. Çok mutlu olmalılar buraya geldikleri için. Biz oradan parayı karışacağız. Arpayı alacaksın onlardan. Yok normal para alacağım. Ben onlardan... Ha, arpa hani tamam oldu. Nakit tamam. Olsun. Nakit yani. Olsun. Evet. Ben sana bir tane dev ayarlayayım. Eyvallah. Sağ ol. Kaç örgüç? Tek, çift? Yok tek biraz rahatsız etti. Sen minimum iki tane yap. Tamam okey eyvallah. Bekle baba burada geliyorum. Evet. Merhaba canım. Şimdi merhabalar. Sizleri çok enteresan bir yere götüreceğim. Sizi biraz çöle çıkarmak istiyorum gerçekten. Çünkü Kahire'nin en tatlı kısımları çöl. Çöl diyeceksin. Neden diyeceksiniz? Çöl. Çünkü çöl acayip bir yer. Yani naif, sakin bir yer. Şimdi korkmayın. Çünkü enteresan komutlar verecek. Deve. Arkadaşım. Çöktüreyim mi? Siz orada bir dakika durun. Amerikalıya şu ana kadar olan bölümü anlat, parasından kesmesin. Aa. Ben mi anlatayım? Evet, rehber kim? Hello. Hello. Tekim artık. Ha, hello. Hello. Ha. Şimdi şu ana kadar biz gerçekten Kahire'de bir adettir bu. Bir iletişim kurmaya çalışıyoruz, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Buranın, efendime söyleyeyim, çölleri çok meşhur. Arkadaşım şu ana kadar Kriko ile ne yaptınız anlatsana. Şu ana kadar Kriko ile iki arabayı kaldırdık ve... Ne yapacağız Kriko ile Kriko yani? Şunu artık gerçekten öğrenmemiz lazım yani. Kriko ile çok değişik anlar yaşadık gerçekten. Kahire'ye ayak bastığı andan itibaren inanılmaz bir elektrik oldu aramızda. Arkadaşım turistik olarak rehberlik hizmetinden bahset. Turistik olarak rehberlik hizmetimiz 24 saat sürmektedir. Yani otelde olsun. Arkadaşım otelde... Kyoto'ya ne yaptınız onu söyle. Evet, Plato'ya gittik, başvurduk. Dediler ki tamam, projeyi değerlendireceğiz dediler. Allah yardım etti, o günden bugüne de devam ediyoruz yani. Plato'yla ilişkimiz bu. Ne diyorsun sen? Plato, ya bu güneş işte böyle yapıyor insanı. Evet. Burada çünkü üstten yediğiniz gibi alttan da yiyorsunuz. Çöl olduğu için çift taraftan güneş yer yanı var. Ben şimdi sizleri çöle götüreceğim. Çölde şahane bir kamp düşünüyorum. Wow, çöl! Oh, oh. Ablacığım. Efendim? Siz buna bir para verdiniz ya, özel bir şey gösterecek diye. Evet. Gösterdi mi? O göstermedi. Para gitti. Göster. Bir şey söyleyeceğim, böyle özel bir şey bana da gösterecekse ben para vermeyeceğim. Yok, sana ben göstereceğim. Ben... Arkadaşım. Ben görmüş kadar oldum. Ben... Gideyim mi? Arkadaşım. Vaat ettiği şeyi göster. Gizli dehlizlerdeki geçitleri göstereceksin. Çabuk. Tamam. Kimsenin daha önce geçmediği geçitleri. Al her şey başa. Hello. Hello. Şimdi kimsenin daha önce girmediği... Deveciye yaklaşın, deveciye. Kameradan çıkmayın. Hello. Poker sen de gel. Şimdi bugüne kadar çok kimsenin görmediği denizlere sizi götüreceğim. Çok büyük bir sürprizim var gerçekten. Bugüne kadar kimse görmediyse bizim ne işimiz var diyebilirsiniz. Onu ben de bilmiyorum ama ekmek aslanın ağzında. O yüzden denizlere girmek istiyorum ben. Arkadaşım sok gizli denizlere, yürü. Haydi bismillah. Hadi gidelim. Deveci sen akşam mangalını hazırlar mısın? Arkadaşım sen anlat sağa sol göstererek. Şimdi solunuzda birazdan geçeceksiniz falan diye. 3, 2, 1 yürü. Ver deliz müziği. Işık var mı ışık? Yok.
E nerede göreceğiz, nereye gideceğiz biz? Vallahi ben bayağı bir ışık gördüm buradan yani. Sen arkamdasın benim Amerikalı. Evet, evet. Hocam şu pozisyonda ben benim arkamdaki olsam delhize merhize bakmam yani. Arkadaşım. Arkadaşım herkes senin gibi sapık mı? Yürü sen. Ben yerimden çok memnunum. Sen nereye bakıyor? Delhize. O Amerikalı herkesin arkasında, önemli. Takip edin. Anlat. Burayı ben de ilk defa görüyorum. Burası yeni Dehliz. Senin ayaklar ne çok kötü kokuyor. Bu ne abi? Sanki Bursa Spor gol attı. Arkadaşım ne oldu? Anca böyle dönebiliyorum Dehliz'e. Niye döndün? Çünkü bir şey anlatacağım. Tamam, anlat. Ama siz lafa tutunca unuttum. Yürü. Oradan dışarı çıkacaksınız. Gelin gelin. Kapalı çok... çarşı. Mısır çarşısı, Mısır. Ha, burası komple altı. Ben şuradan gelsem. Kestirme gördüm ben. Ay ben bu delikten çıksak çok yoruldum. Ya affedersin, 10.000 yıllık deliğe 6 tane kısa yol açtılar. Deliksiz bir yere gidelim artık. Delik deşik olduk ya. Arkadaşım, oldu mu? Tam oldu, denk geldi yani. Neredesiniz şimdi? Şu an saçma sapan bir ortada buluştuk. Burası piramidin kafesi mi nedir? Devecinin ne işi var orada? Bu galiba toprak sahibi. Nereye gitsek o var ya. Sorsana neresi burası diye. Müdür, hayır, bu tam nereye denk geliyoruz ya? İşte Kahire'nin güneyi. Çok açıklayıcı oldu, sağ ol. Yorduk seni de ya. Estağfurullah. Neredeymişsiniz? Kahire'nin güneyi. Salak, kaybettin değil mi turistleri? Nasıl bulacaksın yolu? GPS'le. O ne? GPS, üç kişi. Herkese bir isim vereceğim. Arkadaşım şaka yapma. Amerikalı'ya yardım iste. Amerikalı'ya yardım isteyeyim. Bu arkadaşa yardım edin. Amerikalı'dan yardım iste. Ha. Hocam şu an kepaze durumdayım. Farkındayım. Japon ablayla da aramızda bir elektrikleme var. Ama sadece 7 kelimede anlaştık. Ve ben 8. kelimeyi çözemeden onu kaybettim. Nasıl bir dümen yapmalıyım? Bana yol göster, gözünü seveyim. Amerikalı, Amerika'daki arkadaşını ara, uydu üzerinden baksın, sizin yerinizi tespit etsin, söylesin. Ama uydu üzerinden ara. Arkadaşım, nasıl arayacağına karışma. Halledeceğiz. Şimdi ben senin sorununa çare bulacağım. Amerika'da bir arkadaşımı arıyorum. Eyvallah. Onunla bakma, böyle güzel Türkçe konuşuyor ama. Alo, o da Türkçe biliyor. Efendim. Aa, sesi de geldi. İnci de güzel geliyor sesi. James. Evet. Biz burada bir delhizde kaldık. Kahire'de. O delhiz değil, dehliz. Ben de yanlış söylüyordum da öğrendim. Yok yok, Hint asılıdır. Delhiz, yeni delhiz. James. Evet. Amerika'ya gelince bunları konuşacağız. Şimdi biz bir yerdeyiz. Evet. Yerin altı. Evet. Baş harfi D ile başlayan garip bir şey. Tünelimsi. Anladım. Devam et. İlerlerken kaybolduk. Kahire'deyiz bu arada. Ve bize yardımcı olursan uydu aracılığıyla, hani görüntüleyebilirsin sen bizim yerimizi. Çıkış evet. Yolunu bize göstermen lazım. Giriyorum şimdi bilgisayardan. Bilgisayardan giriyorsun. Evet. Bilgisayardan giriyorsun. Evet, o da Google. Allah yardım etsin James. Tam aşağı yukarı neredesiniz? Aşağı yukarı. Tam aşağı yukarı neredesiniz? Tam aşağıdayız. O James dedim ki Allah seni kahretsin. Sen ne söyle? James, Allah seni kahretsin. Vakti artarsa bir daha kahretsin.
Bilek! Bilek! Evet. Bilek, kim Bilek. Bu inek? Çok zor durumda işte. James! Evet? Ne yapacağımızı bize söyler misin? Aşağı yukarı buluyorum sizi. Hadi bul bakalım. Fakat 4 ayrı grup var. Siz hangi grupsunuz çözemedim. En saçma olan biziz. Bizim yürüyüşümüz bir garipti tünelde. Grup Elmabat. Çözemiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Hemen Japon televizyonunu aç. James, hemen Japon televizyonunu aç. LCD. Evet. 16 inç. O ne arkadaşım? Japon televizyonu, LCD. Sen salaksın galiba. Yok yok, sen bir yaz, 5 dakika sonra anlayacaksın kim salak. Öpüyorum. Ne yaptın ki? Anlar şimdi o, seyretsin anlar. James, ondan başka kimse var mı aşağıda? 11 var. James sensin, ben Black. Ben seni denedim, kokudan beynine bir şey oldu diye. Maygat'ın sopası yok. Başka kim var yanınızda? Eddie Murphy, Hulusi Kelmen. Ne mi kim var? Kim varsa ver. Kim varsa ver. Evet. Telefona ver. Telefonu. Sen konuştun zaten. Neydi? Hokuto, kokito. Kuito, kuito. Kuito, kuito. Kuito. Arkadaşım James, Amerika'dan seninle konuşacak. James, ne olur yardım et. Üst salakla duruyorum deliğin içinde. Sizin tip nasıl? Taş. Yandaki Amerikalı taş dedi. Anladım. Başka kim var? Bir dakika. Sen istiyor James. Alo James. Evet. Yenge Lost'taki Japon gibi Allah belanı versin. Anladım. Çok güzel yani. Siz ne iş orada? Ya ben buranın mal sahibiyim de. Sen kendi bir arkadaş vardı. Onu versene bir daha bana. Kimi? Bir arkadaş vardı, adını söylemedi. Aa, balta rapper, dur. Jones, al. Alo, müdür? Sen artistlik yaptın bana. Tarif etmiyorum size yolu. Ya hocam, sen beni komple yanlış anladın. Bak şimdi... Özel bir şey söyle. Hocam sen beni komple yanlış anladın ya. Arkadaşlar şimdi ben bir tanesine madar oldum gerçekten. Çok tatlı bir yenge var. Bir de Amerikalı bir abi var. Onlar dediler bana burayı gezdir falan filan. Ben olaya alakam yok yani. Delhiz, merkez yok efendim, piramitli, dikineydi, firavunlu. Kes, kes, uzatma. Ne istiyorsun? Ya ben şimdi olay koordinatları kaybettim. Öyle kırbaç mırbaç çok afilli duruyorum ama hiç bildiğim yok. Yani burada bana faydan olursa ne ala, olmazsa Allah yaradana sığınırken... Nereye gitmek istiyorsun? He? Nereye gitmek istiyorsun tam? Ya ben o... Sen orayı bilir misin ki bak... Selam Çeşme'deki Şiribom'un oraya çıkar. Ha hayır, eski Şiribom'un oraya çıkar. Ben oradan gerisini hallederim yani. Arkadaşım Şiribom ne? Restoran ya, komple restoran, kebapçı. Arkadaşım... Ben anlamadım sizi ama gideceğiniz yeri bulmaya çalışacağım uydudan. Eyvallah. Yalnız gidelim. Sizin tam yerinizi tespit edemedim. Şimdi diğer arkadaşları organize et. Bir Kahire havası oynayın. Ben de tespit edeyim. Kahire, Kahire hem de. O buranın bayağı güneyine düşüyor. Burası Kahire çünkü. Arkadaşım, oynatsana milleti. Uydudan yeriniz tespit edilecek. Ha, oyun havasına göre uydudan yerim sesli. Arkadaşım siz garip hareketler yapın ki diğerlerinden ayrılasınız. Müzisyen arkadaşım, Mısır çifte tellisi çal. Tamam, hadi öpüyorum. Hadi şarjım bitiyor. Biliyor musun ne göstereceğini? Aklımdakiyle sizin istediğiniz farklı. Arkadaşım dansın figürünü göster arkadaşlara. Yani zarif Kahire havasında. Arkadaşım yanlış.
Kahir havası bu mu? Evet. Deveci. Ha. Kahir havasını göster. Tabii canım, biz hep oynuyoruz. Göster. Aç bakalım, aç. Ben yok bir şey anlamam. Bu mudur Kahire havası? Budur, budur. Kahire havası bu ama benim buna söylemek istediğim şarkı beni köyümün delhizlerinde yıkasınlar. Bilek'e söyle. Bilek. James'in anlayacağı şekilde Kahire göstersin oyunu. Ha. Bilek'e söyle, James'in anlayacağı şekilde Kahire göstersin oyunu. Eğer anladıysan gerçekten evlenme teklifini kabul ederim. Şöyle bir şey algılıyorum, hani Kahire havasını ben yapacağım galiba. Bana biraz öyle geldi. Yani. Nereden de biliyorsam ben o havayı... Biz Amerika'da hep Kahire'ce oynarız. Kahrettik. Neyse. Evet. Ne yapacağım? Olacak. Yapacağı dansın ismi Allah Kahretsin. Büyük oynuyoruz ki görsünler biz uydudan. Beraber yaparsak kesin görür. Kesin görür. Arkadaşım bağlan Amerika'ya. Amerika'ya bağlanayım. Ben bizzat. Telefon sende telefon değil miydi en son? Arkamda. Tamam, sen düğmeye bas, ben konuşurum. Ne oldu, çıkmıyor mu telefon? James. Telefon şarjda. Allah'tan titreşimli yoksa çekilmez. Ha James, kusura bakma balım. Evet. İnsan Amerika ile konuşunca adam gibi biriyle konuşuyormuş sanıyor mu? Bana da bu denk gelirdi. Ne yaptın? Gördüm sizi. Senin de her yerinde gözün var ha. Sen de cılızmışsın. Sen çok tatlısın. Şapkayı niye çıkarmadın? Kel parlıyor. Ben gördüm şapkanın altından da, o yüzden soruyorum. Şapkanın altından gördün, o zaman sen benim aklımdasın. Ne oldu? Ya ben gerçekten bu arkadaşın kalçasıyla konuşuyorum şu an. Biz şu an Delhiz'de kaybolduk, kepaze bir haldeyiz. Ben yeni dizi tespit ettim. Nereye gitmek istiyorsan söyle, göndereyim sizi. Aman buradan çıkalım da nereye olursa. El ele tutuşun. Şu anda mı? Evet. Benim bazarı doldu, ben çıkartmak istiyorum bunu artık. Çıkmaya hazır mısın? Yok, ben değilim. Yani bu ekiple çıkmak istemem. En azından beni buraya gömsünler. Hadi el ele tutuşalım. Evet. Sağa doğru dümdüz gidin. Ha. Kameramanın arkasından kulise doğru. İstanbul, gezelim senle şöyle bir. Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına. Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına. Bir kızı sevdim İstanbul, ben ona o kırmızıya hayran.
Sen kazan, ben kepçe dönüyorum, sokaklarında peşi sıra. Sen kazan, ben kepçe dönüyorum, sokaklarında peşi sıra. Yedi tepeli kadim dostum benim, büyüksün bilirim. Yap bir büyüklük düğümle şunu, yollarını kapıma. Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma. Yedi tepeli kadim dostum benim, büyüksün bilirim. Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma. Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma. Bana inan İstanbul, tükeniyorum inceden. Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden? Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden? Bir sözü geçmiyor İstanbul, bir de sözüm geçmiyor ona. Sözüm ona sevmeyecekmiş beni, günlerdir her sözüm ona. Sözüm ona sevmeyecekmiş beni, günlerdir her sözüm ona. Yedi tepeli kadim dostum benim, büyüksün bilirim. Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma. Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma. Düşün ki boğazına dizilmiş, söylemeye yeltendiğin her söz. Mecanin yok, mecnunsun, yanıyorsun ilk defa. Düşüm orada İstanbul bir yerinde uyuyor. Yap bir büyüklük düğümle şunu yollarını kapıma. 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 Ne oldu? Belediye yıktı mı piramitleri? Deveci, burası başka bir yer. Çöldesiniz. Ha, çöldeyiz. Kebap yapacaktın ya. Ha, o kendin pişir kendin ye. Çöl. Evet. Tamam. Şu şeyi çağırır mısınız arkadaşımı? Nerede? Şey, müdür, müdür. Gel müdür, neredesin? İsmi müdür mü? İsmi ne bileyim ben, müdür herhalde yani. Öyle şık gördüm de onu. Lavaş mı ekmek arasında? Bu niye böyle de biz hala maymun gibiyiz? Arkadaş, ne oldu? Ben galiba kovuldum. Kim giydirdi seni? Demin bir saat siz giydirdiniz. Arkadaşım, içeride smokini sana kim verdi? O kısa abla. Ne dediler giydirirken? Geçmiş olsun, hayırlısı bir dahaki sefer inşallah. Arkadaşım, böyle giyinmenin bir sebebi var. Tabii, çıplak kalmamak. Anlat durumu. Durum içeride bir kargaşa. Sen ne giyeceksin, ben ne giyeceğim. Al sen hep giydiğini giy, sana daha da fazla bir şey yok. Arkadaş, kostümün nerede? İşte bu. Biz çok saçma kaldık ya. Bir de ben bu etek, bıyık falan anlamıyorum. Yok yok, yakıştı ya. O... Özellikle kunduralar süper. Ayağında kundura dedikleri bu mu değil mi? Bu arkadaş. Gel bir adım öne. Arkana dön. Özür dile. Affedersiniz. Öbür taraftan da özür dile. Sen de affedersin. Ver oradan hüzün müziğini.
Ciddiyet bana çok yardımcı oluyor gerçekten. Gel bir adım daha. Evet. Başla hikayeye, başla. İşte annemle babam sevmişler birbirlerini. Arkadaşım. Bizim hikayemize başla. Ha, sizin annenizle babanız sevmişler birbirlerini. Demek kader bir araya getirmiş. Arkadaşım, ikimizin tanışma anından başla. Ha, ben sevmişim sizi ve böyle gider yani. Böyle gider yani. Hakikaten sevdim de sizi aslında. İnsan seviyorum, öyle bir yapım var. Anlat, seni dinliyor seyirci. Ama şimdi bu vebali omzuma yıkıp da kaçmak... Arkadaş, sana buraya Türkiye'nin en büyük starlarını getirdik yardımcı olsun diye. Eyvallah. Kılıktan kılığa giriyorlar. Ben onu çok büyük insanlar bunlar. Biliyorum. Bir de suratını asmış, smokinle çıkıyorsun. Yok, normal hali bu yani. Genetik bu. Babam da böyleydi. Evet. Şimdi ben dediğim gibi hakikaten aslında bir yandan bitsin istemiyorum. Çünkü tam bir şeyler öğrenmeye başladığım bir sezon oldu benim için. Ama bitsin isteyenler var. Ablanın düğmesine basın. Oyur garantisi arkadaşım. Garantisi dolmuş, garantisi. Yok. Galiba bize ihtiyacımız yok. Seyirci arasında çözüm. Arkadaşım. Sana bakıyor herkes. Evet, ben o yüzden şu an altıma yapmak üzereyim. Çok korkuyorum. Gir şu konuya. Giriyorum konuya. Ben sizi çok seviyorum hocam. Gerçekten bana öğrettiğiniz şeyler, yani fırça babında da olsa ben onlardan çok şey çıkardım. Ama bir yandan da bu sene yaşadığım her şey beni biraz da üzdü. Çünkü alışık olmadığım bir mecra olduğu için çok elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ama bilmediğim bir konuda elinden ne gelirse yap, sen yine de kifayetsiz olabiliyor bazen. İnşallah bir şeyler öğrendiysen bunları pekiştirip belki de fırsat tanırsanız seneye yine ben huzurunuzda olmak istiyorum. Biliyorsun, niye baştan yapmadın? Arkadaşım, durdurma hareketini biliyorsan niye yapıyorsun? Hayır. Konuklarımızı arkada bekletme. Evet. Hepsini öne al, sonra seninle konuşacaklarım var. Hakan Yılmaz. Büyük aldım. Ne oldu? Gittiler. Hep böyle oluyor. Hep niye ikinci bölümü mahvettin? Yok, mahvetmedim. Ben her şeyi açıklayayım istedim yani. Arkadaş, sana bir şey diyen mi oldu? İşte biri bir şey demediği için ben muallaktayım hep. Bunun bile albümü çıktı yani. Derdin bu mu? Affedersiniz, piyanosu da büyümüş, şimdi gördüm.
Ama bozuk, açık. Arkadaşım, derdin bu mu? Efendim? Albümün çıkmaması mı derdin? Yok, ben zaten şarkı söyleyemiyorum. Benimki çok normal çıkmaması yani. Peki ne istiyorsun çocuktan? İnsan olsun yani. Ne hatasını gördün bugüne kadar? Bir kere önünden mi geçti? 4 bölüm çakıştı. Hiç unutmam, hepsini yazıyorum bir kere. Hüseyin arkadaşım, notalarla cevap ver. Kes. Arkadaşım, ver cevabını. Duydun söylediklerini. Ben ona sus payı veriyorum. Ben olayı izah edeyim mi? Evet. Ben bir gün size denk geldim, hatırlıyorsanız bir tane hikaye anlatmıştım çivilerle ilgili. Acaba bilmeyen var mı? Arkadaşım. Herkes biliyor mu? Arkadaşım, anlatacağın hikaye niye bu halde olduğumuzu açıklayacak mı bize? Hayır, da neden alındığımı açıklar yani. Buyurun. Çiviyle ilgili bir şey anlattım. Bilen var mı acaba? 41 kişi. Şimdi benim alınganlığımın sebebi şudur. Alıngan değilim aslında da birazcık dediğim gibi bilmediğim bir ortamda olduğum için gerginliğimin sebebi oldu. Şimdi bir tane çocuk varmış çok azgın. Hakikaten ailesini çok üzüyormuş ve bu benim hayatımın mihenk taşı yani. Bunu paylaşmak istiyorum. Bazılarına komik geliyor, bazılarına üzüyor. Demek ki gerçek. Bu çok azgın bir çocukmuş, babasını çok üzüyormuş. Bir üzme, iki üzme, üç üzme falan derken babası artık dayanamayacak hale gelmiş. Bir gün bunu çağırmış, demiş ki sen bak gel. Efendim baba, demiş ki senin yaptığın hatalar beni buldu. Gerçekten teessüf ederim, sen beni utandırıyorsun. Çocuk biraz zibidi olmasına karşın bakmış babası çok böyle dokunaklı bir halde, demiş ki babasına ya ben hani isteyerek bir şey yapmadım, ben genç adamım, benim halim bu. O da demiş ki vallahi yavrum kusura bakma. Şimdi demiş ben sana bir şey yapacağım. Nedir? Ben demiş bundan sonra gözümü senden ayırmayacağım. Efendi bir çocuk olmak için elimden geleni yapacağım. O da demiş ki babacığım ben daha iyi bir yöntem buldum. Bunu tespit edelim mi? Nasıl edelim? Ben demiş sana bir tane tahta getireyim. Tamam mı? Tamam. Sen demiş yapacağım her hata, her uygunsuz hareket için buraya bir tane çivi çak. Baba demiş ki vay be bizim oğlan adam oluyor vallahi. Eninde sonunda mantıklı bir şey. Tamam demiş, getir bakayım tahtayı. Böyle çocuk şu kadar bir tahta getirmiş. Al demiş baba, bundan sonra bak gör nasıl bir delikanlı oluyorum. Sen benimle gurur duyacaksın. Ben de sana onunla ilgili hikayemi anlatacağım. Hadi bakalım demiş, tahtayı babasına vermiş. Çocuk gel zaman git zaman hareketlerine devam etmiş. Yaşam tarzına falan peşmekan. Ondan sonra cevap böyle işte bir hareket, iki hareket, üç iyi kötü falan derken çocuk bakmış çok iyi gidiyor. Sonra babası demiş ki gel bakayım sen. Çabuk gel buraya. Ne oldu baba? Demiş ki ben sana bir şey göstermek istiyorum. Biraz üzüleceksin ama bunun sebebi sensin. Nedir? Bak demiş tahtayı görüyor musun? O ne demiş ya? Ya demiş göremiyorsun çünkü çivilerden gözükmüyor. Anladın mı demiş yaptığını? Çocuk bir üzülmüş. Demiş ki anladım babacığım. Vallahi sen bilirsin demiş, böyle gidersen yanlış yolda gidersin. Doğru yolu bulman için elimden geleni yaparım, ben senin babanım. Çocuk da demiş ki, babacığım demiş, o zaman şöyle bir şey yapalım, bu sefer söz veriyorum. O kadar iyi bir çocuk olacağım ki her yaptığım iyilik için ama bir çivi sökeceksin, tamam mı? Vay aferin demiş, ama bak bu sefer de buradan kurtulamazsa toparlayamayız. Sen gör demiş. Hakikaten çocuk birazcık kendine çeki düzen vermiş. Böyle arkadaşlarıyla ilişkileri, ailesi, annesine karşı, babasına karşı ilişkileri falan filan bir gün. Baba demiş efendim, tak tahtayı çıkarmış. Al demiş, bu ne? Hatırlamadın mı demiş ya, o çivilerle doldurduğun tahta. Çiviler nerede? Vay, aferin oğluma benim demiş ya. Hiç çivi kalmadı, aferin sana. Ama demiş izleri duruyor. Şimdi bu hikayede seyircinin suçu ne? Seyircinin suçu bizim yaptığımız şey iştirak etmek. Arkadaşım, başkalarına kırılmış olabilirsin.
Seyircinin suçu ne? Yok, onun bir suçu yok. Ben onlara minnettarım. Yani çünkü gerçekten bizim kendi aramızda yaptığımız bir şeyi aldılar, bağırlarına bastırdılar. Yani ben onlara tapıyorum. Yapacak, söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Çok... Biz tamamen bu olaya dedik ki, biz bir şey yapalım. Biz gülersek insanlar mutlu olurlar. İlk yaptığımız şeyde insanlar birbirine sordu. Dedi ki, bu manyaklar ne yapıyor? İkinci yaptığımız şeyde insanlar birbirine telefon açmaya başladı. Nasılsın tatlım, seni özledim falan diye. Üçüncü de bizim programla ilgili konuşmaya başladılar. Yani ben olsun ikinci telefonda olsun isterdim ama... Aman çok... Arkadaşım... Gerçekten bir dur araya girme. Bütün sezon araya girdin yani. Arkadaşım. Arkadaşının. Adını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim o an. Devam et. Ona devam ediyorum. Siz araya şey yaptı, saplama yaptınız. Şimdi ben gerçekten hepinizi seven herkese ve sizi sevdiğimiz için yine bize teşekkür etmek istiyorum. Dönüp dolaşıp şahane insanlarsınız gerçekten. Biz haberiniz olsun diye söylüyorum. Önümüzdeki sezon erotik bir programa başlıyoruz. Kes. Sen uçmaya başla. Daha başlamadan kesiniz. O program zaten yayınlanmadı. Sen başından beri bir şey yapamıyorsun. İşte ben bunu yapmak istiyordum. Benim bütün amacım buydu. Yani önümüzdeki sezon böyle 11'den sonra yayınlanacak bir şey olsun istiyordum yani. Kağıdı gönderin prodüksiyon. Yani saat 11 değil, yaş 11. 11 yaştan sonrası anlamında. Kağıdı gönder. Ha. Ne kağıdı? Al. Ne kağıdı gönder? Arkadaşım, kağıt gerçek. Efendim? Gerçek kağıt. Ha, evet. Şimdi bütün sezonun başından beri öğrendiğin şeyleri yaparak arkadan gel, dur, oku kağıdı. Öğrendiklerini tekrarla. Tekrarlayamam çünkü mikrofonum yok. Ben onunla bir bütünüm yani. Neyse, bu kapağı siz sonra evde tartışırsınız. Ramazanlar. Bu akşam yine çok değişik hareketler olabilir, olmaya da bilir de. Çünkü bu akşam başka bir nevi şahsına münasip bir akşam. Şimdi sizlere buradan söylemek istediğim bir şey var. Yeni sezonda artarak giden... Virgül. Ha. Hayır, virgülü yazıyla yazdıkları için anlamadım ben. Artarak giden virgül ve eğlencesi giderek katlanabilen, kendimizi geliştirdiğimiz bir programla inşallah TRT ekranlarında yine sizlerle birlikte olacağız. Üç ama... nokta. İşte bunları arkadaş işaretleriyle koyarsa, yazmazsa çok sevinirim. Çünkü üç nokta diye yazmış yani. Evet, bugüne kadar bize gösterdiğiniz sabırdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Etraf için, yani etraf derken parantez içinde, diğer kanallara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Efendim, vede buralar saçma, yönetmen... Arkadaşım, oralarda şu var. Yönetmen benden özür diliyor, ben seyirciden özür diliyorum. Sürçülisan falan olursa diye. Ha, bu var, en altta var, evet, küçük yazmışlar onu. Evet, evet, ben... yok, öyle yazmamışlar onu. Hocam, ilk önce... Ha, bunu okumama gerek yok. Hocam, ilk önce sizi büyümsünüz, size karşı saygısızlık ettiysem... Gerçekten çok özür diliyorum ama ben bazen duygularımı, hiç gerek yok buna, bazen duygularımı bastıramıyorum. Ben sizden daha genç olduğum için. Bir de sizlerin önünde tartıştıysak ve ahlaka mukayyer hareketleri yaptıysak çok özür diliyoruz hepinizden. Ayrıca son bir şey, keşke bütün ekip arkadaşlarım sahneye çıkabilseler de beraber olsak. Beri senin komutların dinleniyor burada. Ha, işte lafı oraya getireceğim. Ekip, komple rejiyi bırak gel. Bu geceyi özetlemek istiyorum. Yazıklar olsun.
şaka mı, şaka mı sanıyorlar dediklerimi? Şu an sahnede tabii azız. Aslında normalde komedi dükkanında çalışan yaklaşık 59 kişi var. Bir de bizi seyreden 14 milyon 200 bin seyirci. Onları buraya alamıyoruz çünkü trafik sıkışıyor. Trafiğin kesin emri var, ricası var bizden. Ayrıca sizlere bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz buraya geldiğiniz için. Ama biliniz ki içiniz rahat olsun. Bu gece burada lütfedip aldığınız bütün biletler LÖSEV'e bağışlanacaktır. Harika misiniz?